Ol her ne getirdiyse Resulullah. Kamusin dil ile ikrarı tasdik eyledim bil kalp. Birine yoktur inkarım, inandım şüphesiz Allah, vallah. Ve iman kiramatı veli haktir, nebisi mucizatidir. Behaim hem cemadanlarla söylerler biiznillah. Erişmez bir veli hiçbir nebinin rütbesine hem. Ana ermez ki andan sakıtule emrü nehyullah. Ve efzel enbiya sıddîk-i ekber ba'dehu Faruk. Ve zinnûre ineden sonra Ali'dir ol veliyullah. Ebu Ubeyde'dir hem Abdurrahman'u Sa'id'u Sa'd. Çihari yar ile Talha Zübeyr Ensari dinillah. Aşere-i Mübeşşere ve Fatıma Hasan Hüseyin. Bu ümmetten bulara cennetiyle neşhedüm billah. Ali bu Hasan'in ile Ali Bakır ve Cafer'dir. Ve Kazım ile Rıza Cevvat Nekî Hasan'dir ehlullah. Adette hem fasilette nebiler gibidir ashab. Eşiddâvû ruhama cümlenin maksudleri Allah. Tesaddukle duamizden bulur envatimiz nimet. Ve fazli emkine eşhâsu ezman haktir eyvallah. Ve lefz-i küfr-i tev'iyle ve kâhin sözlerin tasdîk. Küfürdür lakin inkâri yeniden tevbedir lillâh. Hüda 32 farz-ı ibadine buyurmuştur. Kamusun farzı bildim, boynuma aldım bi tav'illah. Şurut-i beştir İslam'ın ki tevhidu salatu savm. Zekatu hac haniler hakkına farz eylem inşallah. Namazın şerti hariçte olanlar 6 farz olmuş. Ve erkani içinde oldular hem 6 farz Allah. Dişindeki taharet, setre, avret vakti bilmektir. Ve abdest almak o niyet hem istikbali beytillah. Namaz içinde tekbir-u kıyam ile kıraettir. Rükû'u kadimi uhra, iki şer secdedir lillah. Vudunun farzı yüz yummak, yedeyni mirfak ile hem. Başı mesheyleyip ayakları gaslid dedi Allah. Ve gıslin farzı üçtür ki temazmuzdur hem istinşak. Üçüncü cümle azasın yümektir tevbetin lillah. Teyemmüm eylemek vaciptir abdestiyle gusli için. Su buldum mesle ya kudret yuh isedir bu şer Allah. Uzun ve savmin ferzi üç niyetle ekluşur bir terk etmek. Fecir doğduk da gün batınca imsak oldu emrullah. Dehi haccin furuzi üç biri ihrama girmektir. Biri vakfe cebel üzre ziyaret oldu beytullah. Harami itikad etmek haramından sakınmaktır. Halali hem halal etmek budur bu cümle furuzullah. Bu da tevbeyi beyan ediyor. Eğer benden küfür amden hataen sadir olduysa ben o küfrin cemiyinden beri oldum li vecillah. Dehi şer'a muhalifse eğer ekvalu efhalim ben onlardan rücu ettim ve tübtü kurbeten lillah. Ne kim kılmış Habiballah bize tebliğ ve ahkami. Kabul ettim ani amentu billahi ve hükmillah. Dilim ikrarini kalbimle tasdik eyledim bil kacamdan. Senin hıfzinde imanım emanet olsun ey Allah. Bu da bir takım şiirleridir yine İbrahim Hakkı'nın marifetnameden. Canan elinden gelmişim, fani mekani neylerim. Ol mülkeme yelim salmışım, ben bu cihani neylerim. Dünyaya geldim gitmeye, ilmiyle hilmi yetmeye. Aşk ile can seyretmeye, ben inani neylerim. Devru zamandan doymuşum, kevnu fesadi koymuşum, darul emani tutmuşum, bensiz nicani neylerim. Tehti tevekkül bulmuşum, mülki kanaat almışım, mehfice sultan olmuşum, cahu ayani neylerim. Her ne görür
ise yakşidir, zira o dostun bekşidir. Çün cümle onun işidir, ben bedgümanı neylerim. Gerçi zaman devran ile, pir etti cismim can ile. Gönlüm civandır can ile, piru civani neylerim. Yari ben abes görmüşüm, er yari dilden sürmüşüm. İnsiyle tenha durmuştu durmuşum, ben insü cani neylerim. Dilden dile din tercüman, varken ne söyler bu lisan. Çün cümledik, çün canı dildir hem zevan, nutku beyani neylerim. Hakkı cemi'i halkıdan, müsteniyem billahi ben. Halâk-ı âlem variken, halk-ı zemânin eylerim. İslam akidesi ki her bir Müslümana muhakkak bu lazımdır. Erkek, kadın, herkese ferzayındır bunu bilmek. Bismillahirrahmanirrahim. İslam dini gayet kolay, mübarek, akl-ı selime uygun, hakiki bir dindir. Bütün esası beş şeyi yapmak ve altı şeyi inanmaktır. Yapılacak şeylere İslam'ın rükünleri, inanacak şeylere de imanın rükünleri denilir. Kur'an, hadis, kitap hepsi bundan ibarettir. Bunları bilmek her Müslümana ferzayındır. Bunları bilmeyen ve öbürsünü inkar eden Müslümanlıktan çıkar. İslam'ın rükünleri beştir. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat, hac. Kelime-i şehadet, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yahut Resulullah, her ikisi de varid olmuş Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem. Manası eşhedü, ben şehadet ederim, dilimle söyler, kalbimle inanırım. Ella ilahe yok bir halik ve ma'bud, illallah Allahu Teala'dan başka. Ve eşhedü, yine ben şehadet ederim, dilimle söyler, kalbimle inanırım. Enne Muhammeden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Allahu Teala'nın hak peygamberidir. Bütün mahlukata rahmet, insü cinne doğru yolu göstermek için gönderilmiştir. Peygamberimizin ismi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalib, anası Amine, anasının babası Vehb'dir. Mekke'de doğmuş, Medine'de vefat etmiştir. 40 yaşında peygamber oldu, 43 yaşında Resul oldu, tebliğe memur oldu. 53 yaşında Mekke'den Medine'ye hicret etti, 63 yaşında Medine'de vefat etti. Peygamberimizin 7 evladı vardı, 3'ü erkek, 4'ü kız. Erkekler bunlar Kasım, Abdullah, İbrahim. Kızlar Fatıma, Rukiye, Zeynep'e, Ümmü Gülsüm. 6'sı Efendimizin hayatında vefat etmişlerdir. Yalnız Fatıma-tüz-Zehra kalmış. Fatıma da 6 ay sonra vefat etmiştir. Fatıma'nın efendisi Ali İbni Ebi Talib, kerremallahu vechehu olup, 3 tane evladı vardı. Hasan, Hüseyin, Ümmü Gülsüm. Hazreti Ali'nin başka hanımlardan yine evladları var ama Resul-i Ekrem'e istinad eden bu üçüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin boyu ortaydı. Ne uzun ne kısaydı. Mucize olarak kimin yanında dursa daha yüksek görünürdü. Vücudu karar idi. Ne şişman ne de zayıf idi. Saçı, kaşı, kirpikleri, göz bebeği siyah idi. Dişleri beyaz, parlak ve seyrek idi. Saçını gah keser gah bırakırdı. Bıraktığı zaman kulağın yumuşağını geçmezdi. Sakalları bir tutamı aşmazdı. Saçını sakallarını tarar ve güzel kokuyu sürer ve severdi. Vücudundan çıkan terin kokusu bütün kokuların fevkindeydi. Vefatı zamanında saçında sakalında 19 kıl beyaz olmuştu. Yüzü aya benzer, alnı geniş, kaşların araları açık, mübarek çehresi beyaz, kırmızıyı andırır nurluydu. Kaşları tam ve mukavves idi. Göğsüyle göbeği müsavi idi. Göğsünden göbeğine doğru kılden ince bir sıra vardı. Elleri yumuşak, el ve ayak parmakları uzun, ayağının altındaki çukuru fazlaydı. Taşa basarken izi görülür, toprağa basarken izi görünmezdi. Omuzları geniş, iki omuzun arasında keklik yumurtası kadar bir ben vardı. Kıllerle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıydı. Buna mühr-i nübüvvet derler. Gece gündüz önünde arkasında bir görürdü. Huzurunda yemekler çoğalır, parmakların arasında mucize olarak su çıkar,
Taşlar ve ağaçlar kendisine selam eder, hayvanat ile konuşur, gaybden haber verir, eli değdiği hasteye Cenab-ı Hak şifa verir, duasını kabul ederdi. Muharebelerde melekler yardım eder, nusretini temin ederlerdi. Kendisine tayyi zaman, tayyi mekan hasıl olurdu. Hoca görmediği halde ve tahsilde bulunmadığı halde ulum-i evvelin ve ahireni bilirdi. Yazıyı talim ederdi. Başında daimi olarak gök renginde bir bulut bulunurdu. İşaretiyle ay ikiye ayrılmış ve tekrar birleşmiştir. Yakında gören muhabbet bağlar, uzaktan gören heybet alırdı. Vücuduna zahmet veren sinek, sivri sinek, bit gibi hayvanlar konmazdı. Kahkahayla hiç gülmez, güler yüzlüydü. Vücudu nurlu olduğu için güneşe karşı gölge bırakmazdı. Duasının bereketiyle gurubtan sonra güneş tekrar zuhur etmiştir. Göğsü melekler tarafından açılmış, insanlarda mevcut olan şeytanın ilkaat yeri kesilmişti. Büyük abdesti görülmemiş, çünkü Peygamberan-ı Azam'dan çıkan necaseti yerler derhal içine alır. Duasıyla birkaç ölü hayat bulmuşlar. Onlar meyanında anası babasıyla hayat bulduktan sonra tekrar vefat etmişlerdir. Miraç ve veladet gecelerinde hesapsız mucizeler zuhur etmiştir. İslam'ın ikinci rükni namazdır. Her akıl balık bir Müslüman günde 5 defa sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazını kılacaktır. Namazın rükünleri 12'dir. 6 dişinde, 6 içinde. Dişindeki taharet, setre, avret, vakti bilmek, abdest almak, niyet etmek, yüzünü kıbleye çevirmektir. Taharet temizlik demektir. Temizlik iki türlüdür. Necasetten taharet, hadesten taharet. Necasetten taharet vücudumuz, elbisemiz, namaz kıldığımız yer temiz olacaktır. Hadesten taharet namaz kılarken abdestli olup cünüp olmayacaktır. Setre avret erkekler için diz ile göbeğin arası